domates rahatsızlığı var, gözüküyor. Bunun ne olduğunu, neden kaynaklandığını beraberce bir inceleyelim. İletim demetlerinde şimdilik bir sıkıntı yok. Ama bitki sıkıntısının olduğunu buradan bizim sekonder kök dediğimiz kök atacağım diye uğraşıyor bitki buralardan. Yukarıya doğru yavaş yavaş keseceğim. Hala bir şey yok. Daha yukarıya doğru gireceğim. Buralarda da bir şeyin olmadığını yavaş yavaş şuradan itibaren iletim demetlerinde kahverengileşmenin başladığını görüyoruz. Buralarda da yine aynı şekilde. Şimdi yukarıya doğru. Evet. Şurayı da açayım daha rahat gözüksün. Buradan itibaren özümüz şurası sağlamken burası çamurlaşmaya başlıyor. Ve buradan iyiden iyiye sümükleşiyor. Yukarıya doğru bu iç boşalma daha da devam edecek. Bastığımız zaman zaten içerisine girer. Ta yukarılara kadar devam eder. Dışarıdan baktığımız zaman çok sağlam gibi gözüküyor ama öyle değil. En üstte kadar devam ediyor. Ki bu arkadaşlar burada bakteridir. Bu bakterinin ne olduğunu bizim arkadaşımız, yardımcımız Beyza Hanım söylesin. Ne Beyza o? Pseudomonas corrugata. Evet. Pseudomonas corrugata arkadaşlar bu. Bu da bir bakteri çeşididir. Çoğu zaman Michigenensis'le karıştırılır. Farkı Michigenensis'le bu işte bir boşalma olmaz. Bu şekilde. Daha çok buralarda iletim demetleri bu şekilde olur. Corrugata çok tehlikeli bir bakteri cinsidir. Domateste bitkinin hem meyvesini doldurmada hem de ürün almasında çok büyük sıkıntı yaratır. Sebebi nedir arkadaşlar? Sebebi geçen dönemlerde, geçmiş yıllarda eğer domates ekimi yapıldıysa çoğu zaman kıyma yapılıyor. Yani traktörle parçalayıp toprakta bırakılıyor bunlar. Ya da herhangi bir problem dışarıdan da gelmiş olabilir. Ama bunları tetikleyen arkadaşlar esas olay gübrelemede özellikle azotlu gübrelerin çok kullanılması, doku yumuşaklığı nedeni olan gübrelerin çok kullanılması, sulamanın çok fazla yapılması bunlar da etkili ve bulaşır arkadaşlar. Buradan bunu elimizle alıp bir başka bitkiye çok rahat bulaştırabildiğimiz gibi buradan koltuk alımlarıyla diğer bitkilerimize doğru gittiğimiz zaman da bu hastalığı yayarız. Bu hastalığın yayılmasına sebep oluruz. Bu öz suyu aktığı zamanda da buradan bulaşma olur. Bakteri hastalıkların tamamında bu geçerlidir. Ama bu corrugata'da sıvı yayılması çok daha fazla. Ne yapılması gerekiyor? Birincisi seral ekimi yapılmadan öncesinde ciddi bir şekilde çevre kontrolü yapılması gerekiyor. Kültürel önlemler alınması gerekiyor. Temizlik anlamında, toprak ilaçlaması anlamında. Ondan sonrasında da arkadaşlar gübreleme dahil olmak üzere ilaçlamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dokuyu sertleştirmemiz gerekiyor. Potas, azot içermeyen potaslar, kalsiyum ve yanında bakırla beraber diğer iletim demetleri üzerinde etkili ilaçlamalarla mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Uzunca bir süre bu bitkimizi susuz bırakmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi dokunun sertleşmesini de sağlamak için biraz da sudan kısmamız gerekiyor. Zaten bitkimizin görüyorsunuz gövde kalınlığı çok fazla, yaprakları haddinden fazla geniş, yumuşak. Bunun biraz daha ve açık renkli. Bunun biraz daha dokunun yumuşatılması, buraların sertleştirilmesi gerekiyor.
Bunu da yapmak için öncelikle sudan kısıp arkasından da ilaçlamamızın yapılması gerekiyor. Arkadaşlar, ilaçlama sadece kök bölgesinden değil, çünkü yukarıya doğru iletim olmadığı için mutlaka bitkinin bu bölgesi temas edecek şekilde ilacı görmesi gerekiyor. Bu bölgeyi komple ilaçlamamız gerekiyor. İlaçla kaplamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi gerisi de kültürel önlemler. Evet, bu domates de koruyacak arkadaşlar. Bakteri.